Bekliyoruz hocam. Gözünü açıp bir konuşabilse hayati tehlikeyi atlattı diyebileceğiz inşallah. İnşallah atlatır. Trafik canavarı nereden gelip buldu güzel yavrum anlamıyorum ki. O daha süt kuzusu. Hayatının ilk baharında. Trafik canavarı yaşa başa bakmıyor maalesef. Ben de eşimi ve biricik evladımı bir trafik kazasında kaybettim. Başınız sağ olsun. Gerçekten çok üzüldüm. Siz sağ olun. Aslında böyle bir durumda Gamze sağ olsun. Ona bir şey olmaz. Siz hasta değil miydiniz? Kendimi iyi hissedince bir uğramak istedim. Müsaade eder misiniz? Hastanın bir muayene etmemi gerekiyor. Tabii efendim. Peki yani şimdi hiç mi bir gelişme yok? Aynı. Bıraktığınız gibi olumlu ya da olumsuz hiçbir gelişme yok. Bekliyoruz işte. Sizlerle biraz odamda görüşebilir miyim? Kötü bir şey yoktur Işan. Gamze Hanım, hastanemize dün geldiğinde akciğerinde çok ciddi bir yırtık vardı. Dün yaptığımız ameliyatla yırtık olan zar tamir edildi. Ama çok kan kaybetmişti. Sabırla beklememiz gerekiyor. Peki, iyileşecek mi? Biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonrası beklemek. Kızımız her an hayata gözlerini açabilir. Ya açmazsa? Bunu düşünmek bile istemiyorum. Gamze en yakın zamanda sağlığına kavuşacak. Hem de en yakın zamanda. Ay çok şükür ederim. Çok. Pardon ben çok sevindim de ondan sonra. İnanır mısınız şu anda gözüme her şey öyle güzel görünüyor ki. Bu hava, insanlar, bu çirkin dünya bile. Herhalde Gamze'nin yaşayacağını öğrendiğimiz için. Haklısınız. Ben de kendi evladım kurtulmuş kadar sevindim. Neyse, ben izninizi rica edeyim. Şuradan bir taksiye bineceğim. Arabam serviste de. Ay, ben bırakırım sizi. Yok canım, ne gerek var? Boş boşuna sizi rahatsız etmeyeyim. Ben bir taksiye binerim. Ama neden? Aşk olsun, beyaz güvercin üzülür şimdi. Güvercin? Ben bu durumda olsam bırakmayacak mıydım sizi? Peki, madem ısrar ediyorsunuz geleyim. Kim uzattı ya? Ablam bir haber mi var acaba? Rüya? Merhaba Kerem. Hayırdır bu saatte? İçeri girebilir miyim? Tabii gel. Bizim evin yolunu hatırlayabildin en sonunda. Nasıl yani? Ya uzun zamandır uğramıyordun. Kerem biliyorsun kafam çok karışık. Kime danışacağımı, kimden yardım alacağını bilmiyorum. Ne olur yardım et. Tamam dur sakinleş. Tamam otur şuraya sen. Otur ben sana su getireyim. Kaybolma bir yere. Tamam. İşte suyunuz. Teşekkür ederim. Anlat bakalım. Kerem biliyorsun ben okuldan ayrıldım. Kursa devam ediyorum.
Evet, öğrenmiştim. Konservatuar sınavları benim için çok önemli. Kursa gidiyorum ama iki aydır parasını ödeyemiyorum. Ayrıca param yok ve bu yalanı taşımaktan çok sıkıldım. Rüya, bence babana durumu açık açık söylemelisin. Yapamam bunu. Niye? Onu üzmekten çok korkuyorum Kerem. Onun benimle ilgili hayalleri var. Senin hayallerin Rüya? Değer verdiğin şeyler için savaşmazsan yaşamanın ne anlamı kaldı? Haklısın. Çok garip. Garip olan ne? Bir an için Afet Hoca ile konuşur gibi hissettim kendimi. Rüya. Hoca camide, hoca camide. Bak işte. Normal. Ablam benim o. Yaşadığımız ilişkiler bile insana çok şey öğretiyor. Doğru. Seninle konuşmak gerçekten çok rahatlattı beni Kerem. Arkadaşlığın için teşekkür ederim. Önemli değil. Arkadaş değil miyiz? Bu kim bu saatte? Afet Hanım. Afet Hanım açın kapınızı, Rüya kayın. Afet Hanım. Ülper abla odamda olmadığımı anlamış. Tamam tamam, sen burada kal, sakin ol. Ben gidip kapıyı açayım, yoksa kapıyı... Kızımı kaçırdılar. Afet Hanım imdat. Rüya. Ay canım kızım. Ay başına bir şey geldi zannettim. İyisin değil mi? İyisin. İyisin, iyisin. Afet Hanım. Hu komşu. Afet Hanım. Afet Hanım. Afet Hanım. Ülperi teyze, ablam evde yok. İkiniz yalnız mıydınız? Ülperi teyze biraz sakin olsana. Sen sus. Ablan yok, fırsattan istifade kızımdan yararlanacaktın değil mi? Ülperi abla saçmalama lütfen. Sen de sus. Şimdilik üvey babana söylemeyeceğim, bir kereye mahsus. Çabuk eve yürü. Ya, yürü. Ülperi abla. Ülperi abla. Tek istemesene beni. Dışarı. Ya Kerem kusura bakma, görüşürüz. Görüşürüz Rüya. Görüşürsünüz ama benimle görüşürsünüz. Zaten bu iş burada bitmedi. Ablanla konuşacağım ben bu mevzuyu. Konuş Ülperi teyze. Benim için de konuş. Ay. Ne bu böyle? Hem suçta hem düştü ya. Allah'ım ailecek mi delisiniz nesiniz siz? Rüya. Nereye kayboldu bu kız? Rüya. Rüyacığım. Ay aman kapıyı da kapamış bu. Ay kız anası olmak ne kadar zor şeymiş ya. Keşke oğlan doğursaydım. Rüya. Melahat Hanım evde misiniz? Nasılsınız? Hasta olalım. Bekliyoruz işte. Nasıl durumu? Bir gelişme var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. Hala aynı yüzsüzlük devam ediyor. Biraz gergin. Nasıl gerginliğini anladım da işte yere değildi. Berk, oğlum çok yorgun görünüyorsun. Hadi eve git uyu, biraz dinlen. Birazdan annesi nasıl olsa gelecek. Haklısın babacığım. Yarın da çok önemli bir toplantım var. Gidin bir üstüm başımı değiştireyim. Dinlenince biraz gelirim tekrar. Tamam. Müsaade ederiz. Sağ ol. Sedat, hadi oğlum siz de beklemeyin. Lütfen, beklemek istiyorum. Çay içer miydiniz? Olsun, ben yine de borçları alayım. Abi ben yavaş yavaş kalkayım, yarın zor bir gün olacak okulda. Ben eve doğru gideyim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Kıyamam ben sana, uyumuş burada. Kerem. Kerem. Keremciğim. Kalk. Kerem kalk. Ablasam geldim. Uyumuşum. Gamze nasıl? İyi.
İyi, çok iyi haberler var. Doktor iyileşecek dedi. Yaşasın, biliyordum. Gamze toparlanacak ve her şey eskisi gibi olacak abla. Tabii. Ben odama gideyim, yatayım. Yat. İyi geceler. İyi geceler. Allah'ım, bir daha böyle kötü günler yaşamayalım ne olur. Gerçi her şey de kötü değildi ama. Hayatım, hı? Nasıl geçti tuvaletin? Fe sübhanallah. Sabah sabah bu nasıl sual Mühbe'yi? Metincim, bilmiyorum farkında mısın ama biz sabah dışında pek görüşemiyoruz. İki kişilik yatağımızı tek başına ısıtmak zorunda kalıyorum. Niye? Çünkü sen sürekli uçuşlardasın. Üperi, sabah sabah başlamayız. Zaten ben işe geç kalıyorum. Tabii. Günaydın babacığım. Günaydın canım. Anneye günaydın. Üperi ablacığım, sana da günaydın. Günaydın. Babacığım, hı, seninle bir şey konuşabilir miyiz? Tabii konuşalım. Üfer abla, senin için bir mahsuru yoksa babamla özel. Tabii yok. Özel konuları babanla konuşursun. Daha genel konuları da benimle konuşursun. Nedir bunlar? Futbol, moda, kağıt katlama sanatı falan. Ürperi, iki satır laf edecek kız müsaade edersen. Benim odama geçebilir miyiz? Tabii canım, gel. Metin'cim, ben çok yaratıcı bir kahvaltı hazırlayacağım. Biliyor musun? Evet, seni dinliyorum. Babacığım, belki kızacaksın ama... Ne oldu, kötü bir şey mi oldu? Yok, öyle bir şey değil baba. Ben okuldan ayrılmak istiyorum baba. Nasıl yani? Ne diyorsun sen Rüya? Baba, okulumu sevmiyorum. Metin! Ay, reçel yaptım, bak bir tadına bak. Çam yaprağı reçeli. Ürperi, burada özel bir şey konuşuyoruz. Benim reçelim de özel, ilk defa yapılıyor. Parktan topladım. Karıcığım, ben birazdan senin yanına gelirim. Hem reçelinden yerim, hem de konuştuklarımızı anlatırım, tamam mı? Tabii, ben anladım. Siz baba kız beni evden kovmaya çalışıyorsunuz. Sana da emzirdiğim sütler haram olsun Rüya. Ürperi, burada önemli bir şey konuşmaya çalışıyoruz. Ha, ben önemsizim yani. Allah benim belamı versin. Ne demek o canım? Yo, versin. Gel. Evet, anlat bakalım. Baba, ben kaydımı dondurdum. Mutlu olduğum işi yapmak istiyorum. Peki, iyi düşündün mü? Düşündüm. Kızdın mı? Yok, kızmadım ama keşke baştan birlikte düşünseydik. Neyse, bu senin kararın. Sen de artık kararlarını kendin verebilecek yaştasın. Bana sadece destek olmak düşer. Canım benim. Sen babaların bir tanesisin, biliyor musun? Sen de kızların bir tanesisin. Bunlar baba kız ne karar aldılar içeride öyle ya? Ya ay, Metin beni boşuyor, bu sefer kesin boşanıyoruz. Ay, gençliğimi, yıllarımı verdim sana, yazıklar olsun Metin sana. Ya sen burada mıydın Ürperi? Bravo Metin. Bir şey soracağım. Mahallelinin suretine nasıl bakacaksın? Demezler mi ki Metin Bey, siz koskoca uçakları idare ediyorsunuz da bir karınızı idare edemediniz. Yok sana reçel meçel. Bak bir şey daha söyleyeceğim. Rüya ve reçel kavanozları boşansak da bende kalıyor. Bunu da bilgi olarak söyledim. Ürperi. Oh!
Gamze'ye? Bert. Ben Bert değilim. Sedat'ım Gamze. Sedat. Ne işim var burada? Ne oldu bana? Gamze? Kızım. Kızım. Açtın gözlerini. Ah, başım. Yavaş, hareket etme. Dikkat et canım. Anne. Baba. Ne oldu bana? Bizi çok korkut. Ama çok şükürler olsun kurtuldun işte. Berk. Berk nasıl? O gayet hiçbir şey yok. Eve gitti dinlenmeye, biraz işi var. Ben arkadaşlara haber vereyim. Emin'im çok sevecek. Ders zili çalacak, hala uyanmadı beyefendi. Bir sabah sabah. Alo efendim. Ha Sedacığım, sen misin? Ne? Yani konuştu mu? Ay inanmıyorum, ne kadar güzel bir haber bu. Sağ ol bir tanem. Sağ ol yavrum, görüşürüz. Hadi teşekkür ediyorum. Çok şükür Allah'ım. Bu uykucuyu bu güzel haberle uyandırayım. Lan bakalım, sana güzel bir müjdem var. Uyan artık, neredesin? Nerede bu? Bu bırakıp gitti beni. Ne yapmaya çalışıyor ki bu? Barbie gözünü açmış, gerisi yalan. Ortega'm da dönüyor. Oh, bitti abi her şey. Harbi abi. Ben dedim Ortega geri dönecek. Barbie iyileşecek. Mars her ikisi için çalışıyor arkadaşlar. Ya ben bu işi çözemedim zaten. Mars bir tek bize çalışmıyor nedense. Ya beyler, burç burç hikaye. Bir şey söyleyeceğim size. Abi. Bu akşam bana geliyorsunuz, efkarı dağıtıyoruz abi. Kutlama var, parti var, bizim eve geliyorsunuz. Coşuyoruz, efkar dağıtıyoruz, neşeleniyoruz abi. Bu ne concon? Efkar dağıtacağız dedik kızım. Gazozlu olmuyor bu işler. Benim yıldız soluma bakmam lazım. Aha, sen bak, o arada sen cinlerini de topla. Bizde de viski var, açık büfe yaparız zaten. İkizler burcu değil misiniz? Hepiniz aynısınız. Bu kirazın beynine kan gitmez galiba arkadaşlar. Hayır, kan kafatasına kadar gidiyor ama orada bir beyin bulamadığı için büyük bir ihtimalle geri dönüyor. Şu konsantrasyonu bozmayın. Hopilim, devam et. Abi, Ortega ile Barbie dönüyor diyorum. Ev partisi diyorum. Viski diyorum. Aşkım. Ya ben bunu defterin arasına saklayamıyorum. Sana versem, sen çantana koysan. Ha? Anlaşıldı. Ver koyalım bakalım. Aşkım benim. Ben de var ya, yıllardır düşünüyorum ha, bu kızlar niye acaba çanta taşıyor diye. Meğerse bizim hangar eşyalar içinmiş. Ben de yüzyıllardır erkekler neden kızların peşinde koşuyor diye düşünürdüm. Meğer bu yüzdenmiş ay. Hadi derse geç kalıyoruz. Rahmeli sen al çantanı, bunun esprisi bitmez. Ver, ver, ver. Çipsik de alalım birkaç akşam. Valla kola mola da alalım. Kola mola. Emin Bey'in arabası da tamirdeydi. Orayı balsam mı acaba? Tabii ya. Yani neticede meslektaşım. Hem Gamze'nin iyileştiğini de haber veririm, sevinir. Yolumun üstüne. Nerede kaldı bu kadın? Çok gecikti. Hah, geldi galiba.
Canım benim, hoş geldin. Hoş bulduk. Ah, nasıl özlemişim seni. Hoş geldin. Hoş geldin. Canım benim. Biraz daha gecikseydin sokaklara çıkacaktım. Çok merak ettim. Ay trafik. Zar zor geldik. Dur kalk, dur kalk. Ay fena oldum vallahi. Geç otur, zaten yol yorgunusun. Oh, dünya varmış. Ay ne kadar uzun zaman oldu değil mi görüşmeyeli? Yani sen de bir doğru dürüst arayıp sormazsın. Haklısın, çok meşguldüm. Seni ihmal ettim ama her zaman aklımdaydın. Önemli değil, bir araya geldik ya yine. İyi ki geldin, sana çok ihtiyacım vardı. Neyse, benim hemen çıkmam gerekiyor. Dershanca yetişirim, kusura bakmazsın değil mi? Olur mu tabii, işim var, gücü var senin de. Yeni geldin, seni yalnız bırakıyorum. Daha iyi, ben de sana bir iki çeşit yemek yaparım. Oh. Mesela bir karnıyarık. Bir zeytinyağlı dolma. Hadi dersine git, gecikme. Hoşça kal. Güle güle. Akşam görüşürüz. Tamam. Hadi iyi dersler sana. Bu adamı yalnız bırakmamak lazım. Bol bol kazançlar kocacığım. Görüşürüz Zülfü. Başarıdan başarıya uç inşallah. Tamam görüşürüz. İş takımlarını açmayı unutma. Allah muhafaza yere çakılırsın. Hosteslere de bakma, böyle önüne bak, tamam? Aa. Görüşürüz. Ne oldu? Ne konuştunuz pısır pısır rüyayla? Akşam anlatırım, şimdi geç kalıyor. Ben de seni seviyorum kocacığım. Afet Hanım, delikten baktığınızı biliyorum. Hiç hoş değil. Ay ne konuştular bunlar fısır fısır. Hayır çatlamak bana yakışsa çatlayacağım yani. Ay gene bir şeyini unuttu bu adam. Metin'cim kocacığım. Buyur abla. Metin. Evet abla. Kardeşim sen postacı değil misin? Metin deyince niye buyur diyorsun ki? Benim de ismim Metin abla. Tamam ne vardı? Rüya Hanım evde mi? Sana ne kardeşim el alemin iri kemikli kızında? Beni yanlış anladınız. Ben Rüya Hanım'a bir mektup getirmiştim. Oo, gizli aşk, mektuplaşmalar falan tam tahmin ettiğim gibi. Siz ne zannediyorsunuz bizim iri kemikli kızımızı acaba? Hayır gelir adam gibi isterseniz veririz değil mi efendim? Hayret bir şey. Ver o mektubu. Allah Allah. Nereden çıktın sen? İyiyim, sen nereden çıktın? Ben de iyiyim. Bana bak, bu akşam hüzünleri evde bıraktım. Köpüklük sarhoş oldum, eliyim dediğim. Seni kafeslediğim yerde bıraktım. Bu akşam sinemaya gidelim mi Betoş? Olmaz. Olmaz mı? Sensin oğlum, bizimciye asla olmaz deme ha, lanet olası. Yok. Olmaz oğlum, eve gittikten sonra ders çalışmam lazım. Yarın tarihten sınav var. Ya bu tarih marih bırak, geçmiş bu işler ya. Geçmiş şeylerle uğraşma. Sınav mınav geçici, bak hayatıma benim hiç sınav mınav yok. Senin de öyle olacak. Hepsi bitiyor geçiyor. Ama aşk öyle mi? Yani aşk filmleri. Arnold Schwarzenegger. Ay Demir Akbaş. Comic Song. Bekle beni, bekle. Sınav testi ver, kalkacağım. Tamam. Sen tarih sınavı merak etme. Onunla hazırlayacağız, tamam mı? Domates biber patlıcan domates. Sen tarih sınavını merak etme Betoş. Onu ben hallederim, tamam mı? Sen bunu yapma, devam et. Sen de devam et, yürü. Bırakıyorum ben, dur. Pardon, ben yanlış geldim galiba. Birini mi aramıştınız? Emin Bey'e gelmiştim ben. Ah, biraz önce çıktı. Ama bir notunu sorsa ben hemen iletirim. Yok notum. İsminiz? Afet Bey. Okuldan öğretmen arkadaşıyım. Hiç bahsetmemişti ama. Ne desin ki? Bir şey mi dedin? Hayır efendim. İyi günler diliyorum. İyi günler. Hayır Rüşperi, hayır. Bu mektubu açmamalısın. Doğru, açmamalısın. Açmalısın. Aa yok canım, artık sen de bir karar ver. Açmalı mısın, açmamalı mısın? Peki şöyle bir şey yapsam ben. Açmadan şöyle arkadan bakayım. Hay Allah, hiçbir şey de görünmüyor canım, hiçbir şey de görünmüyor. Şimdi ya bu aşk mektubuysa? Ben bunu açıyorum. 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 Ben şöyle.
yaptın? Ay Rüya, sen niye babana danışmadan çocuğum kaydını dondurursun? Şimdi baban seni öldürecek, seni Rüya. Ay ben şimdi, ay ben şimdi katilin karısı mı olacağım durduk yerde? E aşk olsun. E aşk olsun. Kimse görmeden şunu. Hay Allah, hay Allah. Hay Allah. Çok şükür kurtuldu kızımız. Yaşama sımsıkı yapışmak ve yaşamak için mücadele etmek gerekti. Ve bu mücadele azmi vardı Gamze'de son tahlilde. Hadi oradan canım. Bizim dualarımız sayesinde kurtuldu kızcağız. Mücadeleymiş. İçiniz de boş konuşuyorsunuz. Onu taonze yediği hamsılardaki vitaminler kurtardı. Güleyim bari. Afet Hanım, sizin moraliniz mi bozuldu? Yok. Aksine hayli neşeliyim bu sabah. Okula gelmeden önce Emi Bey'in evine uğradım. Kapıyı bir kadın açtı. Kapıyı bir kadın açtı, ciddi misiniz? Günaydın arkadaşlar. Günaydın Emin Bey. Günaydın. 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 Günaydın efendim. Gamze'nin durumu nasıl? İyi miymiş? Ay gözümüz aydın. Kurtuldu kızcağız Emin Bey. Öyle mi? Şükürler olsun. ...82 TL su parası. Şu hale bak. Faturayı gören de hamam işletiyorum sanır. Buyurun. 73 TL elektrik parası. Battım ben şerefsiz. Battım. Mendan, 2 onluğun var mı? Var amirim. Olma mı ya? Buyurun amirim. Al bunları. Götür bütün faturaları öde gel. Baş üstüne amirim. 5 kuruş kalmadı şerefsiz. İyice sıfırı tükettik. Neyse Allah'tan Sevda Hanım'ın çözdüğü matematik sorusunun ödül parası gelecek. He abim, az daha unutuyordum ya. Size bir tane mektup geldiydi. Mektup mu? Nerede? Kimden gelmiş? Matematik dünyası. Matematik dünyası diyor amirim. Matematik dünyası mı? He. Evet, işte bu. Ödül. Evet, işte bu. Ne demişler? Kul sıkışmayınca hızır yetişmezmiş. Değerli okurumuz, dergimizin 81. sayısındaki ödüllü soru için gönderdiğiniz cevap maalesef doğru değildir. İlginize teşekkür eder, matematiğe olan ilginizin daimi olmasını dileriz. Battım ben. Mahvoldum. Gitti bütün paracıklar. Mahvoldum şerefsizim. Ah Sevda Hanım, ah! Bir problemi çözemezsiniz ya. Üzülmeyin abirim ya, üzülmeyin ya. Verin şu soruyu bir de ben çözeyim abirim ya. Vallahi billahi çarpım tablosunu 7'lere kadar ezbere biliyor. Kes sesini Zerzek. Zerzek abirim. Bir şeyler yapıp mutlaka bu kayıpları telafi etmem lazım. Ama ne? Allah'ım bana bir işaret göndersen yeter. Fakıs geliyor abim. Fakıs mı? He. Kimden geliyormuş? Ziraat odası diyor abim. Ziraat odası mı? Allah Allah. Ne istiyorlarmış benden ziraat odası? Oku bakayım. Sayın yetkili. Sizden bahsediyor abim. Sayın yetkili, ziraat odası olarak çiftçilerinin ürettiği talep fazlası portakalları değerlendirmek için okullara çok uygun fiyata satmaya karar vermiş bulunuyoruz. Kampanyamızla ilgileniyorsanız bizi aşağıdaki telefondan ulaşabilirsiniz. Telefon numarası da vermiş abinin. İyi valla. Onların parası cebinde kalsın diye biz 3 kuruşluk karımızlar olacağız. Manyak mıyız biz? Manyak amirim. Bunu ne yapayım peki amirim ya? At çöpe gitsin. Baş üstüne. Döner sermayenin zaten suyu çıkmış.
25 kuruştan portakal suyu satıp o karımızdan da mı olacağız? Haklısınız vallahi amirim ya. Yani 25 kuruşa portakal suyu mu olurmuş amirim? Hiç olmasaydı yani 1 lira ya satsaydık değil mi ya? 1 lira mı? He. Tabii ya. Kimse bize 25 kuruştan portakal suyu satacaksınız demedi ki. 1 liraya satsak bir bardakta 75 kuruş kazanırız. Ver bakayım o kağıdı bana. Ama attım ben o kağıdı amirim. Attın mı? Niye atıyorsun? Kim sana at dedi zerzek? Zerzek amirim. Siz söylediniz ama yani. Çabuk alalım çöpten. Baş üstüne amirim. Her sermayemiz C vitamini sayesinde kendine gelecek şerefsizim. Şerefsiz abiri. Abiri. Ben de sizi arıyordum Afet Hanım. Şanslısınız çünkü insan bugünlerde aradığını bulamıyor. Bir şey rica edecektim. Ben derse geçtim. Fazla zamanınızı almayacağım. Plan defterinizi rica edecektim. Ben önemli günler ve haftaları defterime işlememişim de onlara bakacaktım. Haklısınız. Meşgul olduğunuz için belki vakit bulamamışsınızdır. İyi misiniz Afet Hanım? Ben gayet iyiyim. Sizin kadar iyi olmasam da. Hayır, biraz garip davranıyorsunuz da. Size öyle gelmiş, müsaadenizle. İyi de defteriniz? Efendim, o istediğiniz bilgiler bende de yok. Ama siz nasıl olsa kendinize yardım edecek birilerini bulursunuz. Nesi var bu kadının? Sol, iki, üç. Müjde, müjde size. Pikachu ve Gobi'den müjde size. Müjde, müjde, müjde size. Müjde size, müjde. Toplan vatandaş, toplan. Müsaadenle Gobi'nin ilk müjdeyi ben vermek istiyorum. Bit tabii, bit tabii, buyurun. Sayın 11 ve halkı, geçici bir süreyle servis dışı olan Barbie lakaplı arkadaşımız hayati tehlikeyi atlattı. Şimdi sözü Kopil arkadaşıma devrediyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, saygıdeğer büyükler ve pek kıymetli rahmelim. Arkadaşlar, 11 Bey'in muhteşem dörtlüsü olarak sizler için neler yapmadık ki? Yeri geldi. Yeri geldi, sınavları kaynattık. Yeri geldi. Yeri geldi, hastalandınız. Yataklara düştünüz. Başınıza kim bekledi? Tabii ki biz. Uzatmayalım fazla Kopil. Bursa Spor'da top koşturan Ortega lakaplı Sedat Yıldırım arkadaşımız yuvasına geri dönüyor. Ve biz bu akşam bunu kutluyoruz. Beyler, beyler bir saniye. Bu güzel haberleri kutlamak amacıyla öncelikle aşkım Rahmeli'yi, sonra da sizleri Ahu Köşküm'de vereceğim partiye davet ediyorum. Viskiler benden! O da gelsin, gelsin. Günaydın. Oturun bakalım. Aman böyle neşeli neşeli yüzler, demek ki güzel haberler alındı. Değil mi? De. Çok sevinmeyelim, arkadaşınız tabii ki iyi ama kendine biraz dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi bakın, size bunu tarihten bir örnekle anlatmak istiyorum ben. Ama. Örnek verseniz. Affedersiniz öğretmenim, hazır sevinmişken derse geçmesek, biraz daha sevinsek ha? Dinle burayı. Hayat devam ediyor. Bugün Sivas ve Erzurum'a gidiyoruz. Öğretmenim, laf aramızda oralara kadar gitmesek, şimdi soğuktur oralar, değil mi? Değil mi? Tabii tabii. Mustafa Kemal soğuktur. Kim gidecek şimdi Sivas'a deseydi, ben bugün size Kral Arthur'un hayatını anlatıyor olacaktım. Haberin var mı? Abi, bu Kral Arthur kimdi ya? Manchester'da sol bek. Aynen, tamam.
Açın şimdi kitaplarınızın 103. sayfasını. Açın. Şunun da aşısını yapalım. Amir işte ya, amirim ya. Nasıl da akıl etti vallahi portakala su aşısı yapmayı. Bu da tamam. Bu iş bitmiştir vallahi ya. Bu portakal suyu işi tahminimden de daha karlı çıkacak galiba. Yiyelim bakalım döner sermaye kurtarıcısı portakaldan. Gel. Abi be. Değil hoca. Geçmiş olsun. Tabii ya. C vitamini eksikliğinden oluyor. Buyurun bir portakal yiyin. Artı... kantinden bundan sonra sadece bir bardak portakal suyu içebilirsiniz. Abi bey, içmişler öğrenciler. İçsinler efendim, içsinler. Bizde portakal çok, menden gene sıkar. Ay, portakal değil, bira içmişler, bira. Bira mı içmişler? Kim, nerede, nasıl? Vallahi kim olduklarını bilmiyorum ama koridordaki çöp tenekelerinde bira kutuları gördüm. Ay serseriler, idari amirleri hiçbir masraftan kaçınmadan... okulu C vitamini deposu haline getirsin. Onlar da gidip bira içsinler. Aman Amil Bey, bizi kurtarın şu ayyaşlardan. Bakın benden söylemesi, öbür tarafta çıra gibi yanarız maazallah. Hiç merak etme Hidayet Hoca. Bu operasyon bittiğinde değil bira, serinlemek için kolonya bile getiremeyecekler okula. Mendam! Portakal. Sağ ol. Gıy gıy gıy, bir gazeteyi okutturmadın. Yani çenen dursa gıy gıyın durmuyor. Senin tertünün benim gıy gıyım olmadığını herkes biliyor. Ya neymiş benim derdim? Pakize Hanım'la aşkımızı çekemeyorsun. Ha, Pakize Hanım'la aşkıymış. Ha, güldürme beni. Senin Pakize Hanım'la ne aşkı olabilir ki? Sen gıy gıyını akort edeceğine git de beynini akort ettir. Senin Pakize Hanım'ı tavla edilmen için 40 tava hamsi yemen lazım. Ha, 40 tava hamsi mi tedun? Tamam, buldum. Pakize Hanım'ı nasıl tavla hizame buldum da. Alo Pakize Hanım, nasılsınız? Ben Samal. Titrek Samal. Sağ olun Pakize Hanım, ben de iyiyim. Size akşam yemeği için benim eve davet etmek için aradıydım. Size kendi ellerimden çok özel hamsi tava yapacağım Pakize Hanım. Hem de Mısır ununa ya. Geleceksiniz değil mi? Beni kırmadığınız için çok teşekkür ederim Pakize Hanım. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Hayatınızdaki en güzel balığı yedireceğim size. İşte Sivas ve Erzurum kongrelerinin tarihsel önemi budur çocuklar. Oturun çocuklar. Hayrola Amil Bey, bir şey mi oldu? Arama yapacağız acaba. Arama mı? Burası bir eğitim kurumu, hapishane değil. Hapishane olmadığının ben de farkındayım. Ama okuldaki bazı öğrencilerin burayı meyhane sandığını öğrenmiş bulunuyorum. Neyin peşinde olduğunuzu bilmiyorum ama aradığınız şeyin burada olmadığından eminim. İzniniz olursa araştırmamız bittiği zaman biz de emin olmak istiyoruz. Herkes çantalarını masanın üstüne çıkarsın. Çantalarınızı sıranın üstüne koyunuz. Ellerinizi de başınızın üstüne koyunuz. Çatlak kilometre. Kıpırdamayın. Sakin olunuz. Sakin olunuz. Zerzek, hadi işinin başına.
Siz gerçek amirim. Arif, içki şişesini ne yapacağız abi? Ya kardeşim hiç bilmiyorum ama galiba bu sefer ayva yedik ha. Rahmeli, çaktırmadan çantayı bana ver. Olmaz, sonra başım belaya girer. Ya vermezsen senin başın belaya girecek, ver şunu. Bir şey değil ben kızım, bana bir şey olmaz. Saçmalama, eli ver şunu. Ne yapıyorsunuz orada? Hiçbir şey öğretmenim. Dersle ilgili bir soru vardı, onu soruyordum arkadaşa. Ne saklıyorsun bu çantanın içinde? Hiçbir şey saklamam hocam. Çabuk o çantayı masanın üstüne koy, içine bakacağım. Ne var bunun içinde? Aç bakayım bakacağım. Aman efendim, bir genç kızın çantasını kurcalamayacaksınız herhalde. İçinde özel eşyaları olabilir. Evet, çok ayıp hocam. Evet öğretmenim, özel eşyalarım var. O zaman lütfen siz açın. Ben mi? Evet, bir kız öğrencinin çantası olduğuna göre sizin bakmanız daha uygun olur. İyi bakın lütfen. Yanılmıyorsam çantanın içinde bir şişe var. Mutlaka su şişesidir ama isterseniz çıkarın gösterip biz de emin olalım. Demek okula içki soktum. Bunun cezasının ne olduğunu biliyorsun değil mi? Hocam bir şey söyle. Kes sesini. Sen de hemen benim odama gel. Abid Hanım, dersinizi böldüğüm için tekrar özür dilerim. Ama aradığımızı bulduğumuza göre artık gidebiliriz. Yürü Mennan. Yürü amirim. Ne olur bir şeyler yapın. O şişe benim de. Hocam ne olacak şimdi? Geç yerine. Geç yerine. Ya sınıfta içki şişesinin içine... Siz Behlül Mustafa mısınız? Sizin yaşınız ne, başınız ne? Oh. Abi sakin ol. Ablam halleder. Ya çantayı ver dedim, vermiyor çantayı ya. Benim işim. Yoksa siz burada başhekim misiniz? Siz de gönüllü hemşiresiniz galiba. Ne zaman hastaneye gelsem buradasınız. Binayı sizin üzerinize inşa ettiler herhalde. Umarım tabiriniz sağlamdır. Sağlam, merak etmeyin. Nasıl oldu yakınınız? Bugün daha iyi. Sevindim. Neyse, ben daha fazla rahatsız etmeyeyim. İyi günler başhekim bey. Kendine geldin. Ne haber Özge? Hoş geldin. Nasıl hissediyorsun kendini? Araba çarpmış gibi. İyi, kendine geldiğine sevindim. Etrafımda yeterince insan var Özgeciğim. Bir de sen yorulma. Aa, senin için gelen kim kızım? Hastanede gözüme yakışıklı birini kestirdim. Onun için geldim. Bak sen. Vallahi çocuk o kadar etkileyici ki. Ne zaman yanıma yanaşsa kendime gelmem için 3 tane sakinleştirici almam gerekiyor.
Hadi hayırlısı. Nasıl biri? Vallahi Berk'ten daha yakışıklı olduğu kesin. Sana o kadar söyleyeyim. Demek yaptığına pişmansın. Güzel. En azından gittiğin okulda tekrarlamazsın. Amir Bey, ipini çekmeden önce bir dinleyip anlamaya çalışsak belki geçerli bir mazereti vardır, değil mi? Ya kızım söylesene, ne arıyor senin içki çantanda, değil mi? Gel. Öğretmenim, bir şey söylemen gerekiyor. İşimiz var, görmüyor musun? Sonra söylersin. Ama çok önemli. O şişeyi rahmetlinin çantasına ben koydum. Eğer bir ceza verecekseniz bana verin. Oyun mu oynuyoruz burada? Aklı sıra şövalyelik yapıp arkadaşını koruyacak. Ama... Aması maması yok. Şişe kimin çantasında bulunduysa cezayı o çekecek. Derhal disiplin kurulunu toplayacağım. Şimdi dağılabiliriz. Arkadaşlar, öğrenciyi dinledik. Zaten kendisi de suçunu kabul ediyor. Fazla düşünecek bir şey yok. Bence var. Yani tamam, yaptığı çok yanlış bir şey ama yine de bir öğrencinin eğitim hayatını sekteye uğratmadan önce elimizi vicdanımıza koyup bir düşünmemiz lazım. Afiyet Hanım, her şeye vicdanımızla karar vereceksek disiplin yönetmeni niye yazılmış? Ayrıca bu öğrencinin eğitim hayatını sekteye uğrayacağı falan yok. Başka bir okulda devam edecek. İşte bu çocuk 3 ay sonra üniversite sınavlarına girecek. Arkadaşlarından ayrılması, yeni bir okula adapte olması, işte bütün bunlar bu çocuğun başarısını etkileyecek. Ben onu bunu bilmem Afet Hanım. Disiplin yönetmeliği ne diyorsa onu uygularım. Artık oylamaya geçelim. Benim oyum öğrencinin okuldan uzaklaştırılması yönünde. Hidayet Hoca. Vallahi yapacak bir şey yok. Okula alkol getirmenin cezası bu. Ben asıl öbür taraftan korkuyorum. Öbür tarafta çekeceği ceza çok daha ağır olacaktı. Cemal Hoca? Hacım, ben de çok üzülüyorum bu uşağı kaybedecek diye. Pek de güzel öğrenmişti horam oynama. Lakin kurallar ne derse o olur. Afet Hanım? Bir şey değiştirmeyeceğini biliyorum ama ben oyumu çocuğun okulda kalmasından yana kullanıyorum. Ve lütfen siz de bir kere daha düşünün diyorum. Herkes oyunu kullandığına göre artık düşünecek fazla bir şey kalmadı. Öğrencinin okuldan uzaklaştırılmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir. Benim yüzümden oldu. Neden suçu üzerine aldın be rahmelim? Ben buna nasıl müsaade ederim? Ya abi öyle deme. Afet Hoca Amil Bey'i ikna etmiştir. Etmiş midir? Etmiştir kopilim. Etmiştir abi. Arkadaşlar, arkadaşlar. Afet Hoca geliyor. Hocam, ne karar verdiler? Ne ceza verdiler öğretmenim? Çocuklar, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama hayatımız boyunca hatalar yaparız ve bunun bedelini öderiz. Ama bazen ödediğimiz bedel yaptığımız hatalardan daha ağır olabiliyor.
Ramel'im. Benim güzel kızım. O şişenin sana ait olmadığını çok iyi biliyorum. Ama kurallar herkes için. Bundan sonra eğitimine başka bir okulda devam edeceksin. Olsun öğretmenim. Babamın zaten Kıbrıs'a tayini çıktıydı. Ben de liseyi orada bitiririm. Yapmayın ama Allah aşkına Sevda Hanımcığım. Bu yurt dışı seminer programı öğretmenler için. Ben Pakizan'ım için nasıl form doldururum Allah aşkına ya? O zaman siz bana verin formu. Ben doldurmasını bilirim Amir Bey. Yapamam, mümkün değil. Demek ben yabancı memleketlerde tek başıma dolaşayım, elin dazaklarının saldırısına uğrayayım, öyle mi? Güzel. O zaman isterseniz siz de başvurmayın. O zaman beni yazın, siz gönderirsiniz annemle Avrupa'ya. Artı şöyle free shop'u bol bir havaalanından. Hem böylece devletin sırtına da yük olmayız. Peki efendim, anlaşıldı. Buyurun, ben size bir form vereyim Pakize Hanım için. Yaşasın. O zaman ben hemen annemi arayıp bu müjdeli haberi vereyim. Kutlamak için de alışverişe çıkalım. Bay bay. Alışveriş mi? Allah Allah. Yahu bunlar anne kız üzülseler de sevinseler de olan bizim döner sermayeye oluyor. Öf. Neyse. Portakal sayesinde döner sermayemiz fıldır fıldır dönecek şerefsiz mi? Semra? Ata? Siz benim lise çağlarında jonglörlük yaptığımı biliyor muydunuz? Çok dikkatli bakın şimdi. Yıllardır antrenman yapmadığım için hamlamışım. Arkadaşım gidiyor. Arkadaşlar izin vermeyelim. Protesto edelim, bir şey yapalım. Üzülme. Üzülmeyin arkadaşlar. Ben zaten gidecektim. Yani babamın tayini çıktı. Sırf kopilcik yansın istemedim. Oldu. Ben seni çok seviyorum Kopilcik. Ben de seni Rahmeli. Bu yaptığını hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Seni seviyorum.
Rüya. Ah Rüya, sen kızım ne yaptın Rüya? Sen niye babana danışmadan kaydını donduruyorsun Rüyacığım? Şimdi bu Betin seni öldürecek. Öldürecek bunları. Ah Rüya, ah bu vazoyu da baban sakın kafana falan fırlatır seni şunda. Şuraya kaldırayım. Ne yapayım ben, polisi mi arayayım, ne yapayım ben? Kapı. Metin geldi. Metin geldi. Metin sanki. Ay sakın. Ay Rüya'daki hırsını benden çıkarmasın şimdi bu adam. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Sen koru ya Rabbim. Allah'ım. Allah'ım. Rüya, canım kızım. Çabuk gir içeri, gir içeri. Hala hayattasın. Allah'ım ne kadar güzel. Sen sakın korkma. O seyrek saçlı adamın sana zarar vermesine izin vermeyeceğim. Tamam mı? Sen her şeyi bana bırak. Ben konuşurum onunla. Tamam mı? Ne diyorsun Ferah abla? Her şeyi biliyorum Rüya. Metin! Benim. Metin, vallahi benim hiçbir suçum yok. Her şeyi bu Rüya planlamış. Bak ben de postacıdan öğrendim. Burada, mektup da burada. Açıkla bakalım babana şimdi. Metin kurban olayım zarar verme kızına. Kurban olayım bak. Ürperi lütfen sakin ol. Neler oluyor? Kızını öldüremezsin Metin. Ne diyorsun sen Ürperi? Ne kızı ne öldürmesi? Vallahi baba bana bakma. Ben hiçbir şey anlamadım. İyi, şimdi hayatım, kocacığım. Bunu benden duymuş olman hiç hoş değil tabii. Ama iri kemikli kızın Rüya okulu bırakmış. Sakin ol, sakin ol. Ürperi. Ya bak kesici delici ne varsa ortadan kaldırdım yani. Ona zarar veremezsin Metin. Ürperi, ben Rüya'nın kaydını dondurduğunu önceden biliyorum. İyi o zaman. Çok güzel ev mantısı yaptım. Ellerinizi yıkayın. Hadi sofraya. Ben kurban olayım Karadeniz'in lezzet şahına be. Bundan günde 3 tane yiyin, Ertuğrul Akpay'dan bile genç kalır. Bugün size kızartma ziyafeti çekeceğim. Ama hiç merak etmeyin, en kısa zamanda hamsi pilavı, hamsi karni yaluğu, hamsi hamburgeri, hamsi kahvesi, hamsi liferi de yapacağım Pakize Hanım. Kurban olayım ha. Eviniz de çok folklorikmiş. Doğrudur. Buyurun şöyle oturun. Sayın Pakize Hanım. Oturun. Şu minderi de koyalım hadi. Rahat edin. Teşekkür ederim. Şunu da koyalım. Daha rahat edin. Ben böyle rahatım. Sağ olun. Şunu da koyalım. Çok rahat edersiniz Pakize Hanım. Koyun bari. Ne yapayım artık? Şu yastığı da koyalım. İyice rahat edersiniz Pakize Hanım. Ay yeter, koltukta yer kalmadı bana yastıklardan be. Ama rahat edersiniz de. Etmem. Niye edeyim canım? Bitsin artık şu yastık işkencesi. Vallahi biraz daha ısrar edersen şimdi çeker giderim ha. Kızmayın canım ya. Koymayız, ne var bunda? Bir yanık kokusu mu var? Hamsi pişiriyorum da. Tavada hamsılar yendi. Alo, Parıldar masaj salonu mu? Evet, bir bayan rica ediyordum da. Evet, çok acil yalnız. Evet, evime istiyorum. Adım Cemal. Adresi veriyorum. Üsküdar, Solak Sinan Caddesi. Tek el gibi kafama. Bir şey isteyecektim ben. O da servisi mi? Hiç değilse odandan da çıkmamış olursun. Abla lütfen üzerime gelme. Ben artık hiç kimsenin üzerine gelmiyorum.
Zaten herkes kendi hayatını yaşıyor. Doğru. Ben de öyle düşünüyorum. Ne diyorsun sen benden? Kopil çok acı çekiyor. Kız arkadaşını kaybetti. Sürekli kendini suçluyor. Sevdiklerini birer birer kaybetmek insana çok acı veriyor. Ben izin vermiyorum. Çünkü yarın tarih sınavınız var. Ama Allah bilir sen şimdi beni dinlemeyip teker kapıyı gidersin. Ve çok geç olmadan da eve dönersin. Teşekkür ederim abla. Bir rahat vermedin bana burada keramettir. Ne unuttun? Senin anahtarın yok mu? Ne unuttun? Yaslı gittim sen geldin. Aç koynunu ben geldim. Bana bir yudum su ver. Ruhi sen nereden? Piyangodan mı çıktın? Hayır, leylek vasıtasıyla geldim canım Afiyet teyze. Şey yapabilir miyim ben? Girebilir miyim? Oğlum ne? Sen ne giriyorsun? Bir dakika. Oğlum şey, sen ne arıyorsun oğlum? Şey arıyorum canım Afiyet teyze, kumandayı arıyorum ha, kumanda. Niye, sizin kumanda kayıp mı? Yok, kumanda yok, görüntü de yok. Böyle bak, örümcek adam başladı böyle hop diye çıktı, böyle bir attı fışit, böyle kayboldu görüntü. Burada izleyebilir miyim, ne olur? Olmaz, ben sınav soruları hazırlıyorum oğlum, çekil, git evine. Bak. Bir, soruları hazırlamana engel olur muyum? İki, sorulardan örümcek adam rahatsız olur mu? Üç, bu bir çelişki midir? Üçünü de istiyorum. Bak Ruhi, benim sessiz bir şekilde sınav sorularını hazırlamam lazım. Git evine. Yapacaksın, otur bak, ben hiç sesimi çıkarmayacağım. Ben bir, iki, üç tıp, sustum, tamam? Sessiz olacaksın. Helal sana be, helal sana. Ankara'da doğdu, öğretmen de oldu. Helal olsun sana, canım Afiyet Hoca, canım Afiyet Hoca. Camide, dırınım. Bu işi de odaya bırakıyorum. Hava durumunu yeniden hatırlatıyoruz ancak hemen belirtelim. İkinci gözden geçirmenin ve Türkiye gündemi... Öyle bir sakıncası yoktur. Ama romantik açıdan yanlış biri gibi görünüyorsun bana. Böyle izlemen zor olmuyor mu? Hem de defalarca. Yok. Ha, evet zor. Şey reklam. Reklam arası. Ne oldu? Oğlum ne oldu? Su istiyor. Tamam. Tamam, sen tavana bak. Ben gelene kadar tavana bak. Al oğlum. Koy geç. Hadi. Allah razı olsun. Sağ ol. Abi teyze. Ne var Ruhi? Şey var. Daha doğrusu şey yok, böyle kuru kuru suyla olmuyor. Böyle çekirdek falan olmuş, hatta çekirdek patlamış mısır. Bilim keçi boynuzu. Ruhi ben senden sıkılmaya başladım, farkında mısın? Yemin et. Hadi yürü, sen evine gidiyorsun, hadi kalk. Kalk vallahi gidiyorsun hadi. Ama hadi. Sinema hadi. Sanat. Sinema sanat, git sinemayı sinemada seyret hadi oğlum. Hayır. Yangın çıktı galiba. Ben şimdi seni bir yakacağım, kendini yak, beni yak, yürü. Hadi Ruhi. Hadi git biraz da başkalarını delirt hadi. Ama göz yaşlarım hiç mi geliyor? O zaman B planı. Başka bir şekilde geliyorum. Ya İlahi Fagize Hanım. Boşu boşuna kendinizi yoruyorsunuz. Kılçığı yoktu bu mübarek. Ya olur mu öyle şey? Ya boğazıma takılır da ölürsem? Size bir şey olursa ben de ölürüm. Gerçekten mi? Gerçekten. Durun o zaman. Ben ayaklar kırıklarını size veririm. Zahmet olacak size. Olur mu öyle şey? Ne zahmeti? Ben ayaklar sana veririm. Şimdi bu ya? Kapı galiba. Allah Allah.
Kim acaba benim gelenim gidenim pek olmaz da. Bir açıp baksanız da. E bakayım. Selam canım. Ne haber? Uy sen de kimsin? Benim adım Okşan. Senin adın da Cemal değil mi? Evet Cemal. Fazla vaktim yok hayat. Hadi hemen soyunla başlayalım. Yuh. Bu kadın da kim? Annen mi? Bana bak. Ben senin nereden geldiğini, kim olduğunu bilmiyorum ama senin gibilerle başa çıkmasını da çok iyi bilirim. Yerli olsun. Size de yazıklar olsun Cemal Bey. Rahat duramaz mıydınız beni yemeğe çağırdığınız gün ha? Ha? Pis zampara. Neyse, sofra da hazırmış. Nöbetçi doktor nöbetini tutmaya geldi galiba. Bu hastanede ikimizden başka hasta yok galiba. Gidiyor muydun? Evet, yengemi ziyarete gelmiştim. Yarın yine sizi görebilir miyim acaba? Gelmişken bir muayene olmak istedim. Hayırdır, sorun ne? Kalbim. Bu aralar biraz düzensiz atıyor da. Aa, sorumun cevabını alamadım. Yarın yine sizi görebilecek miyim? Bilmem. Ben doktorum, falcı değilim. İyi akşamlar sana Özge. Daha ne kadar matem tutacaksın böyle? Kendine çok yazık ediyorsun. Benden geçti artık. Yeni bir hayat kurmam çok zor. Emin, yalnızlık Allah'a mahsustur. Ha, dur aklıma gelmişken bugün bir hanım geldi kapıdan seni sordu. Öyle mi? Kimmiş? Dur ismini verdim hatırlamıyorum ama... Böyle kızıl saçlı güzel bir kadın. Hanımefendi. Ay galiba sizin okulda öğretmenmiş. Emin. Ay kim bu kadın? Çok merak ettim. Hiç kimse. Sadece bir arkadaş. İyi sorular iyi. Ne kolay ne zor. Ya bunlar da hala bir şey bilmiyorlar ki. Hadi. Hadi bakalım. Afiyet Hanım yat. Ay, nasıl tutulmuş oldu? Nerede kaldı bu Kerem? Hadi. Ben betona aşığım yani Ayşe. Ay bana saldıran o iri manyak. Evet. Aşkım için yaptım ne yaptıysam. Aşk insana neler yaptırıyor. Komşusunun evine gizlice girip yazılı sorularına bile baktırıyor. Sevgi ne güzel şey Allah'ım. Her şey aşk için. İşte benim hikayem. Sen yürü hikayene kendi evinde devam et. Yürü hadi. Kovuyorum hadi git. Doğru söylüyor. Yürü gidelim abla. Gidelim. Gidelim ben evde aşkı anlatacağım sana çünkü. Gidelim. Gidelim. Aşk mağduruyum başım dik. O başı ben evde eğeceğim. Sen utanmıyor musun dul insancıkların evine girip de rahatsız etmeye? Dul mu? Ben dul değilim efendim. Hiç evlenmedim. Hiç evlenmemiş. Yürü gidelim. Terbiye. Hırsız! Hırsız! Bunlar da hadi. Ayıp oluyor bu hırsız olan abi dizi. Pis, pis.
Öpüyorum. Ha bir de öptü. O kadını benim evime senin gönderdiğini tahmin etmekteyim. Çünkü tahminlerimde hiç yanılma. Madem tahminlerin çok doğru, meteorolojide çalış. Terbiyesiz herif. Pacize Hanım'la mutluluğumuzu kıskanıyorsun değil mi? Görüşeceğim kuşum. Gel seni arkadaşlarımla tanıştırayım. Ziyaretlerine sonra devam edersin. Arkadaşlar, sizi benim için çok değerli biriyle tanıştırmak istiyorum.